Öncelikle hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Şöyle maçtan önce de söylediğim gibi artık her puanın çok zor alındığı, gerçekten birbiriyle denk takımların ve kıyasıya mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Çünkü özellikle playoff arasında yaklaşık 10-12 takımın mücadelesi var. Biz de bu mücadelenin içerisine girebilmek için aslında kendi hedefimiz doğrultusunda zaten olmamız gereken yerden biraz uzaktık. Bu maçta en azından bir parça oraya yaklaşmış olduk. Bu konuda oyuncuların saha içindeki mücadelelerinden ve kazanma isteklerinden gerçekten memnunum ve özellikle de stadımızda da geçen sene bu takım bu ligde şampiyonluk yaşadı ve stadımıza dönmeyle beraber kendi evimizde oynayarak bu 3 puanı almak gerçekten bizim için sevindirici ve önümüzdeki maçlarda da bu özgüvenin aynı zamanda da bu kazanma isteğinin devam ederek artmasını ümit ediyorum. Çünkü hem kulübün potansiyeli hem de oyuncuların potansiyeli bu yönde. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir 3 puan aldık. Özellikle ilk yarıda maçı bitirebilecek pozisyonları da yakaladık ve oyunu domine ettiğimizi söyleyebilirim. Ve böyle olunca da sonuçta Kocaeli Spor'da bireysel olarak iyi oyunculardan kuruldu ve oyuna ortak olduğunda da size cezayı kesebilecek potansiyele sahip. Aynı zamanda da maç kazanamamanın getirdiği stres, bu özgüven beraberinde de maçı bitirirken zorluk yaşadığımızda gerçekten göründü. Bunun nedeni aslında şu anki hem pozisyon olarak hem de maç kazanamamanın getirdiği bir özgüven kaybı ama ben dediğim gibi sonuçta 3 puan gerçekten çok değerli ve son 3 haftada da 7 puan aldık. Ve bu tarafından da bakarsak Kocaeli Spor gibi ligin değerli teknik adamlarından birinin çalıştırdığı ve gerçekten bireysel oyuncu kalitesinin yüksek olduğu bir takıma karşı da galip gelmek bence çok değerliydi ve böyle devam edeceğini ümit ediyorum. Şu an dediğiniz gibi yaklaşık bir 6 haftalık süreçte takımla birlikteyim ve bizim de kendi oyun tarzımıza göre birkaç tane transfer ihtiyacımız olacak. Çünkü ara transfer dönemi aslında çok kolay bir transfer dönemi değil. Sonuçta birçok takım playoff'a girmek için mücadele ediyor ve hiç kimse kendi iyi oyuncusunu başka takımlara vermek istemez. Bu yüzden evet birkaç tane takviye olacak ama şu an netleşmiş bir şey yok. Takımı kuvvetlendirmek ama ben her zaman bulunduğum mevcut durumda kendi oyuncularımın potansiyeline de inanıyorum ve onların da bu yolda onları dönüştürmek, değiştirmek ve oyun felsefesine adapte olmalarını sağlamak özellikle bu 3 maçlık seri ve sonrasındaki kamp döneminde birkaç takviyeyle ben gerçekten playoff'a girmek için öncelikle playoff'a girmek için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim. Başka soru varsa teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Ligler bazı planlarımızı bozuyor ama futbolun içerisinde bunlar var. En kısa zamanda da telafi edecek gücümüz var. Sakatlanan, cezalı olan oyuncularımızın dönüşüyle tekrar eski gücümüze kavuşacağız. Ve tekrar normal puan almaya başlayacağız. Bunun için yapılması gerekenleri zaten yapıyoruz. Dediğim gibi 6 ay bıyık uzarsa 6 ayda sakal uzar. En kısa zamanda da çözüme kavuşturacağız. Yani bunlar içeride kalması gereken sorunlar, nedenler. Çünkü farklı yerlere gidebilir. Oyuncu da zarar görebilir bundan, camia da zarar görebilir. Dolayısıyla onu açıklamamız mümkün değil. Nedenlerini falan onu saymaya gerek yok. Sonuçta yönetim kurulu bir karar vermiş.
Dediğim gibi oyun çok beğenilecek bir oyun değil ama mağlup olacak olduğumuz bir oyunda oynamadık. Rakibin de yani öyle çok, evet tebrik ediyorum rakibi ama küçümsemiyorum. Mağlup olacağımız bir ortamda yoktu ama mağlup olduk yani. Sonuçta futbolda bunlar var. Evet, iyi günler. Teşekkür ederiz.